Bakanı Berat Albayrak, Mersin'de Akkuyu'da nükleer santralin temeli atılacak. Bugün bu proje Türkiye için ne ifade ediyor? Şimdi nükleer enerji, evet, Türkiye için bir hayaldi gerçekten. İnşallah gerçek oluyor. Bir değil, biliyorsunuz 2-3 proje var. Bunlar tamamlandığında Türkiye'nin enerji ihtiyacının dörtte birinden biraz fazlasını karşılayacak. Tabii önemli olan sadece enerji ihtiyacını karşılaması değil, bir temiz enerji olması önemli. İki, nükleer kapasite olması anlamında da çok son derece önemli. Türkiye aslında aynı zamanda bir teknoloji de transfer ediyor. Biliyorsunuz uzun zamandır bu projenin başlangıcında verilen bir kararla Türkiye'den çok sayıda öğrenci, bilim adamı, araştırmacı Rusya'da bu nükleer santralle ilgili eğitim görüyor, deneyim kazanıyor. Burada iş uygulamaya başlandığında, nükleer enerji üretimi başladığında da ve bu süreç tarafında da son derece ciddi bir deneyim kazanacaklar. O bakımdan geç oldu. Bunu 70'lerde yapması gerekiyordu en geç Türkiye'nin. Ama maalesef 2020'lere kaldı. Ama gecikmiş olmak hiç yapamamaktan daha iyi. O bakımdan tarihi bir öneme sahip. Elbette Türkiye'nin komşularıyla, ki en önemli komşusu olan, en büyük komşusu olan ve bir aslında bugün bir Orta Doğu devleti de sayabileceğimiz Rusya, ki Amerika Birleşik Devletleri de bir Orta Doğu devleti, Rusya ile bu stratejik ekonomik işbirliklerinin de çok önemli bir parçası olması bakımından çok değerli. O yüzden hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ve hakikaten nükleer kapasitenin, nükleer bilgi birikiminin Türkiye'ye aktarılması son derece önemli bir nokta olarak ileriki yıllarda hatırlanacak bir şey, kitaplara geçecek bir şey. Sadi Özdemir, bugün Star gazetesinde manşetindeydi. Tabii 60 yıllık bir hayal, Bakan Berat Albayrak'ın sözleriyle hatırlatacak olursak. Ekonomik anlamda Türkiye'ye kazancı, getirisi ne olacak? Hani bugün dediğim gibi gazetede madde madde özetlenmiş, özellikle istihdam vurgusu yapılmış. Aynı zamanda Türkiye'nin dışa bağımlılığı azalacak vurgusu yapılmış. Ama siz nasıl yorumluyorsunuz? Ekonomik anlamda nükleer santral Türkiye için ne ifade ediyor? En başta bu enerjideki dışa bağımlılığımız, hep hatırlatıyoruz. Ne diyoruz? Bizim dış ticaret açığımız var. Bizim cari açığımız var ve bunun en önemli kalemi, en büyük kısmı enerji ithalatıdır. Dolayısıyla uzun süredir enerjiyi kendi kaynaklarımızla üretip tüketme çabasındayız. Nükleer enerji yatırım, tabii ki yatırım tarafında teknoloji transfer ettiğiniz için yatırım kısmında yine dışarıdan aldığınız bir şey var. Ama kurduktan sonra sizi neden kurtarıyor? Her yıl kendi üretim kapasitesi neye denk geliyorsa o kadarlık doğalgaz ve petrol ithalatından kurtarıyor. Bunu da rakamlarla 20 milyar dolar değil mi? 20 milyar dolarlık bir yatırım ortaya çıkacak. Bizim 600 tane mühendisimiz Rusya'da eğitim alacak ve bundan sonraki nükleer tesislerimizde kendi teknolojimizle yürüyeceğiz. Toplam sadece önümüzdeki proje için söylüyorum. Toplam şu andaki enerji üretimimizin %10'unu tek başına gerçekleştirecek. Bu çok önemli bir rakam. Ve biz burada inşa aşamasında 10 bine yakın insan çalışacak inşaat süresince. 2023'te, yani 2023'te devreye girecek. Devreye girdikten sonra da sürekli doğrudan istihdam miktarımız, yani çalışan sayımız 3500 olacak. Şimdi enerjide bizim yıllık yaklaşık 45 ila 60 milyar dolar arası ithalatımız var. Yani bazen bu çok maksimum noktalara çıkıyor. Şimdi bizim bunu süratle aşağı indirmemiz de şu anlama geliyor. İşte hep şikayet ettiğimiz ya da çözemediğimiz o makroekonomik problemler var ya, örneğin yüksek faiz. Yüksek faiz niye, ya da faiz neden yüksek kalır? Siz açık verdiğiniz için kalır. Borçlanma ihtiyacınız olduğu için kalır. Bütün bunlar da kaynak ihtiyacından kaynaklanıyor ve
Türkiye sanayileşiyor, ekonomisi gelişiyor, her yıl enerji talebi daha da artıyor. Bütün bunları düşündüğümüzde biz gerçekten nükleer enerjide çok geç kaldık. Yani dünyada bazı çevreler tabii karşı bu işin bu işin ama artık bittiğini konuşabilirler ama gerçek Amerika'da var. Çin'de tabii ki yapımı devam eden. Yani benim bildiğim 50 ila 60 arası inşaat var şu anda. Adet olarak yani söylüyorum. Sadece Çin'de ben de not aldım 18. Birleşik Arap Emirlikleri'nde 4, Amerika'da tamam. 2, Güney Kore'de 4, Fransa'da 1. Evet. Bunlar yapımı devam eden evet. Nükleer santraller. Mesela Çin neden nükleer yapıyor? O da bizim durumumuzda. Çin çok büyük bir sanayi ülkesi ve sanayisi hızla gelişiyor. Enerji talebi artıyor. Petrol ve doğalgazla yapabileceği, alabileceği her türlü kaynağı değerlendiriyor ama yine de ekstra enerji üretmesi gerekiyor. Yerli kaynak olarak bu olaya giriyor. Şu anda dünyada da çalışan 450 civarı nükleer santral var. Önemli olan şu nükleerde. Siz eğer bilimin, teknolojinin, o oluşacak, ortaya çıkacak kurumsal yapının gereğini yerine getirirseniz riskler minimize ediliyor ve son derece temiz bir enerji elde ediyorsunuz. Aslında bütün kullandığımız enerji kaynakları, petrol, gaz, kömür, hepsi karbon bazlı biliyorsunuz ve hepsinin kendi katılığına göre tabiatı kirleten bir katsayısı var. Nükleerde bu anlamda hepsinden daha temiz. Ya o yüzden hani Türkiye'nin bir kere temel ihtiyacı var enerjide. İkincisi biz Mustafa'nın söylediği gibi üç tane yapabilsek nereden baksanız ihtiyacımızın üçte birini zaten nükleerden karşılayacağız. Yani neresinden bakarsak bakalım tabii Türkiye için önemli bir proje. Devrim diyebiliriz. Enerjide gerçek devrim oluyor şu anda diyebiliriz. Bugün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı da buyurun Mustafa Kartoğlu. Bir şey söyleyeceğim de az önce tabii konuşurken şu anda da ekranın altında bir görüntü dönüyor. O görüntülerde iki kişi var. Biri Aziz Sancar, Nobel ödüllü Türk profesör. Evet. Biri de Bilge Demirköz, o da ODTÜ'de UNESCO ödüllü bir Türk profesör. Sanırım profesör oldu en son çünkü doçentken ben kendisini tanıyordum. Hatta doktorken tanıyordum. CERN'de görev yapan Türk bilim adamlarından biriydi. Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde ve orada da Türk gazetecilerin son nükleer deneme yapılmadan önceki ziyaretinde ben de aralarındaydım. Bizlere son derece büyük yardımları olmuştu ve hakikaten hemen hemen hiçbirimizin doğru düzgün öğrenemediği o fiziği bize o kadar güzel anlattı ki ben bunu nasıl 3 yılda doğru düzgün öğrenemedim diye kendi kendime hayıflandım. O bakımdan son derece değerli iki bilim adamı, bilim insanının bu projeye bu böyle bir kamu spotuyla destek veriyor olması da son derece anlamlı. Sayılarının artmasını diliyoruz. Sayılarının artması için en azından hem röportajlarından Aziz Sancar'ın biliyorum hem de Bilge Hanım'la kendi konuşmalarından biliyorum. Çok büyük gayret gösteriyorlardı. Bugün de inanıyorum hala aynı gayreti gösteriyorlar. Ve onların o gayreti olmasaydı biz bugün belki Rusya'ya gönderecek o mühendisleri bile bulamayabilirdik. Bu projede çalışacak insanları bile bulamayabilirdik. O bakımdan hepsine ayrı ayrı çok büyük minnet borcumuz var. Belki bu arada yine bu projelerin temelinde olan ve bir kazada, uçak kazasında yitirdiğimiz Engin Arık vardı profesör. Onun da ve o kazada yitirdiğimiz diğer bilim adamlarını da rahmetle anmamız gerekir.